7. sınıfa giden hiçbir hedefi olmayan bir öğrenciyi nasıl yönlendirebiliriz diye. 6, 5, 6, 7 ve 8 çok önemli bir sene. Öğrencinin özgüveninin geliştirildiği dönem. Özellikle bu konuyla ilgili olan çalışmaları Salı günleri canlı yayın yapıyorum saat 10 ile 11 arası Merve ile beraber. Orada özellikle tartışıyorum ama burada özellikle geldiği için söylüyorum. 5, 6, 7, 8 insanın özgüveninin oluşturulduğu dönem. Yani kendini insanın ezik hissetmeden kendini bir işte özgün bir şekilde yapabileceğine inandığı bir dönem. Özellikle sistem alanları diye tanımladığımız science, teknoloji, engineering gibi, math and medicine gibi alanlarda öğrencinin yetkinliğini ortaya koyduğu alanlardan bir tanesi. O yüzden biz bu alana çok önem veriyoruz ve 5, 6, 7, 8, 21. yüzyıl özellikle sistem alanında çok ilerleyeceği için öğrencinin bu 7. sınıf ya da bu dönemlerde middle school diye tanımladığımız orta öğrenim döneminde bu desteği veriyor olması gerekiyor. Aynı şekilde 9. sınıf da bu anlamda çok önemli. O yüzden biz bu dönemlerde öğrencinin isterse 360 derece nereye giderse gitsin önemli olan kısmının en önemli ajandasının özgüvenini geliştirip kendisini ezik hissetmeden kendi doğadan gelen yani kendi ana ve babasından almış olduğu becerilerin ortaya çıkartılmasını ve bu becerilerle beraber lise dönemine ve sonrasında da üniversite dönemine geçmesini aslında hedefliyoruz. O yüzden çok önemli konulardan bir tanesi. Evet. O arada YKS'yi de soralım. Az süre kaldı, ne yapalım? Evet, onun için salı akşamları gerçek anlamda bir toplantı yapıyorum. O yüzden lütfen YKS ile ilgili dershane anlamında değil ama özellikle strateji, sınav kaygısı, sınav yönetimi gibi alanlarda ciddi olarak motivasyon ve insanın gerçekten belli bir zaman yönetimi konusunda destek veriyoruz. O yüzden onları salı akşamları özellikle canlı yayında anlatıyorum. Pazartesi akşamları spesifik olarak asıl amacımız gerçek anlamda yurt dışı oluyor. Evet. O yüzden birazcık daha soruları kümeleyip bu anlamda daha odaklanmış bir şekilde cevaplamış olmak istiyoruz. Gerçekten bu anlamda bununla ilgili soruları birinci derecede ABU Psikoloji kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ben yine kendi canlı yayın olarak çıkıyorum.